FIFA 22'de Manchester United'la 10 sezonda ne kazanılır? Bu videoda bunu görmeye çalışacağız. Manchester United mekanın sahibine hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu konsepte bir takımın başına 10 sezon geçiyoruz ve kazanabildiğimiz sayıda en çok kupa kazanmaya çalışıyoruz. Daha öncesinde Milan'la yaptık bunu. Ardından Liverpool'la yapmıştık. O iki videoda da Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kupa rekorunu kırmaya çalışmıştık. Milan'la yaptığımızda 13 tane kupası vardı Real'in. Liverpool'la yaptığımızda 14 tane olmuştu. Şimdi Premier Lig'in en başarılı takımı Manchester United'la Liverpool'la kazandığımız 8 tane Premier Lig sezonunun rekorunu kırmaya çalışacağız. Bu bir. Ayrıca diğer videolarda kazandığımız 4'er Şampiyonlar Ligi kupası rekorunu da kırmaya çalışacağız. Milan'la da Liverpool'la da 10 sezonda 4 kez Şampiyonlar Ligi kazanabilmiştim. Serinin ilk videosunda bir kural getirmiştim. Onu Liverpool'da unuttum aslında. Ama burada tekrar deneyeceğiz. İlk sezon kimseyi satamıyoruz ve her sezon maksimum 2 tane oyuncu alabiliyoruz. Ayrıca biraz saçma sapan işler de yapmak yok. Gidip tüm kalecileri falan alma, onları denemeyeceğim. Bir de bir ek olarak kontratları ilk sezon yenilemeyeceğim. Gidenler, serbest kalanlar kalacak. Mesela Pogba serbest kalır sezon sonunda. Matic de öyle. Bu takıma ben ilk sezon bir stoper getirmek istiyorum. Bir de defansif orta saha getirmek istiyorum. Paramız bol. 200 küsür milyon bütçemiz var. Şimdi biraz gerçekçi yaklaşalım diyorum. Frenkie de Jong'u getireceğim. Ten Hag geldi. Eski talebesi de Jong'u takımda görmek istiyor. Bu transfer yakında belki gerçekleşir ya da bu videoyu sonra izliyorsanız belki gerçekleşmiştir. Ama Frenkie de Jong da iyi para etti be. Hocam biz bir stoper de alacaktık ya. 154 milyona verir misiniz? Hayır, vermiyorlar. Şöyle yapalım, 171 milyon. Anca 180 milyona alabileceğim arkadaşlar. Onu da düşünecek Xavi. 184 milyona salıyorlarmış. Hocam bir 8-9 indirin. İndirmiyorlar. Okey, kabul ediyorum. Arkadaşlar bu arada hatırlatayım. Eğer kanalımı yeni keşfettiyseniz abone olmayı unutmayın. Onun haricinde like butonu sizi bekliyor. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Like'a basması bedava. Bu video için bir 10.333 beğeni gelirse süper olur. Teşekkürler. Paralar suyunu çektiği için genç de bir stoper alıyorum. Castello, Lukeba. Yani bu defansın potansiyelli oyunculara ihtiyacı var arkadaşlar. Lukeba gelsin, takılsın. Lindelof, Maguire, bunlar gidecekler. Gelecek sezon oyuncu satabileceğim. Bakalım bu kadro bu sezon ne yapabiliyor? Sezon sonunda ikinci olabiliyor. Tottenham'la aynı puanda. Man City, Liverpool 4-5. Chelsea şampiyon. İkincilik de iyidir. FA Kupası Arsenal'e gitmiş. Karabağ Kupası Manchester City'ye gitmiş. Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider tamamlamışız. Son 16'da Ajax. Erik Ten Hag eski takımını eğiliyor. Çeyrek finalde Liverpool'u 6-3 geçiyoruz. Yarı finalde Real Madrid'i eliyoruz. Bayern Münih Benfica'yı penaltılarda geçmiş. Ve finalde Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Tek attık. Güzel. İlk sezondan Şampiyonlar Ligi kazandık. Müthiş. Ronaldo baba. Acaba en verimlisi gerçekten Ronaldo mu oldu? Salah'la beraber gol kralı. Rashford 18 tane atmış. Fernandes asist krallığında ikinci Sancho'yla. De Gea'da en iyi kaleci Loris'le beraber. Ronaldo 88 overall'a düşmüş. Rashford 85 overall'a yükselmiş. Van Bissaka da 3 overall artırmış. Ronaldo 31 gol atıp 1 asist yapmış. Kral. En verimli oyuncumuz 34 gole katkısıyla Rashford'muş. Frenkie de Jong 1 gol 4 asist. Ama adam geldi Ten Hag'la beraber takımı Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı. İkinci sezonda Paul Pogba'yı kaybediyoruz. Napoli ile anlaşmış. Ayrıca arkadaşlar Frenkie de Jong muhtemelen gelmeyecek Manchester United'a. Çünkü en büyük etken Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek olmaları. İkinci sezonda bütçemiz çılgınca bir şey. 339 milyonumuz var. Manchester United'la ismi anılan bir de Antony var. Olmadı onu alalım biz. Hani gerçekçilik açısından belki Rashford da ayrılır takımdan. Takas yapalım bakalım veriyor mu Ajax? Üstüne 31 milyon istiyorlar utanmadan. Ayıp ya. Tabii daha çok potansiyeli var Antony'nin. 11 versek 26 istiyorlar. 20.5. Rashford en verimli oyuncumuzdu. Erik Ten Hag'a oyuncu takaslıyor. Paul Pogba'nın yerini doldurması için bence Ruben Neves mantıklı. Orta sahada Bruno ile iyi kimya yakalar diye düşünüyorum. 98 milyon istedi Wolves. 85 milyon versek Wolves 95 milyon istiyor. Ben de 90 milyon vereceğim. 85 denedim, olmadı. Geliyor Neves. Ajax Van Bissaka'yı istiyor. Yetki verelim satalım. Leicester'da Bayi istiyor. Güle güle. Van Bissaka için 64 milyon kapmışız. Yani bu kadar paramız vardı ama bu iki transferle sezonu kapatıyoruz arkadaşlar. Neves ve Antony. Maguire ne yazık ki kalacak. Bu kadroyla tekrar Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir miyiz? Premier Ligi kazanabilir miyiz? İkinci sezonun sonunda Premier Lig gelmiş. 85 gol atıp 45 gol yiyen takımımız en çok gol atan ve en az gol yiyen takım olamamış Chelsea olmuş çünkü. FA Kupası gelmemiş. Karabağ Kupası finalde kaybetmişiz Chelsea'ye. Süper Kupayı almışız. Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzda Ajax varmış. Lider çıkmışız. Atletico Madrid çıkamamış. Son 16. Marsilya geçmişiz. Çeyrek final. Porto 7-2 geçiyoruz. Yarı final. Hoffenheim'a mı elendik? Vay be. Paris Saint-Germain'e gidiyor. UEFA Atletico'ya, konferansta Anderlecht'te. Gol kralı yine Ronaldo. Baba coşuyor. Odegaard asist kralı, Mendy en iyi kaleci. Ronaldo 86'ya düşmüş yalnız. Ama abi o yarı finali nasıl yenememişiz ya? Hoffenheim nedir ya? En verimli oyuncumuz bu sezon Cristiano Ronaldo ile Sancho. 43 gole katkı ikisi de. Antony de fena değil ilk sezonu için. 10 gol 13 asist. 3. sezon 2 tane istediğimiz oyuncuyu alabiliriz gibi bütçemiz var. 510 milyonumuz var be. Harry Maguire'dan kurtulalım. Marquinhos'u getirelim. Kontratı bitiyor. 90 milyona gelmedi. Yani o kadar paramız var, biz de burada pazarlık yapıyoruz. 100 milyon. 2. transfer içinde Joao Cancelo'yu alıyorum. 115 milyonu kabul etmişler. Böylelikle de Portekiz çetesini kurmuş olduk arkadaşlar. Bir kaldı zayıf Van Bissaka. Ronaldo'ya güveneceğim. Sol bek sağlam olsun. Defansı biraz geliştireyim dedim bu sezon. Ve 3. sezonda da şampiyon olmuşuz. Bu kez biraz daha yakın bir yarış varmış. En çok gol atarız yine. En az gol yiyen değiliz. Hala konuda gelişmemiz lazım. Community Shield'ı kaptırmışız Liverpool'a. FA Kupası yine alamamışız. Karabağ Kupası yine alamamışız. Şampiyonlar Ligi grubumuzu 2. tamamlayıp çıkmışız. Frankfurt'la aynı puandayız. Galatasaray da varmış. Son 16'da Bayern Münih bizi elemiş. Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni almış. Tottenham UEFA'yı ve konferansı da Granada alıyor. Tabi yani Ronaldo yoruldu. Ronaldo 83 overall'da. Bruno Fernandes bu sezon gol kralı olmuş. Ronaldo yine 15 tane gol atmış. Asist krallığında Sancho 4. Son asist kralı. 3 tane asist kralı varmış. Ramsdale'da en çok gol yemeyen maça sahip. En verimli oyuncu Bruno. 35 gole katkı. Ronaldo 21 gol 5 asist, yine fena değil. Sancho iyiymiş. Antony yine iyiymiş. Martial bayağı oynamış. Ama beklediğimden daha kötü bir sezon oldu. Mekanın sahibine yakışmadı. Yani 4. sezonda artık bize bir forvet lazım. Ronaldo yoruldu iyice. Bir de yeni bir sağ bek gidebilir. Van Bissaka nedense gelişmiyor. Santrfor'a Lautaro Martinez'i getiriyorum. Ve Tarık Lamptey'i de sağ kanat beke getirdim. 2 transfer bunlar. Lautaro bence bizi taşır. Lamptey de gelişir. Gelişmeye devam eder. Umarım oynatılır da gelişir. Cristiano Ronaldo baba da futbolu bırakıyor arkadaşlar bu sezon. Son sezonu. Ve sezon sonunda üst üste 3. şampiyonluk geliyor. Bak en azından Premier Lig'de şampiyon olabilme konusunda iyiyiz. 1 puanla alıyoruz şampiyonluğu. Community Shield almışız. 2 kupa. FA Kupası da geldi mi? Bristol City almış. Karabağ, onu da alamıyoruz. Bu kupaları alamadık bir türlü. Şampiyonlar Ligi grubumuzu lider tamamlamışız. Son 16'da ya Bayern Münih bir salın bizi. Bayern Münih yine elemiş. Ve Paris Saint-Germain 2. kez alıyor Şampiyonlar Ligi'ni. 4 sezonda. UEFA Chelsea'nin olmuş, konferansta Everton'ın olmuş. Gol kralı bu sezon Odegaard. Lautaro Martinez 18 gol atmış. Odegaard asist kralı. Ramsdale'da en fazla gol yenmeyen maç yine. Overall'lar bu halde. Neves çok hızlı gelişmedi sanki. Lamptey 84'e yükselmiş. Bravo. En verimli oyuncumuz Jadon Sancho. Antony sadece 36 maça çıkmış. İstediğimi alamıyorum Antony'den. Acaba sakatlanmış mı bilmiyorum da. Yine bir Şampiyonlar Ligi gelmedi ne yazık ki. 5. sezonda Portekizli oyuncu gelmeye devam etti. Gonçalves'i getirdim. Antony'den daha iyi çıkar belki. Bir de Nkunku'yu getirdim. 89 overall. Orta sahada çift merkez ofansif orta saha oynayacağız artık. Antony'nin yerine de Gonçalves'i ilk 11'e alacağım. Zaten yedek kanat oyuncumuz da biraz az gibiydi. Bakalım bu kadro bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni tekrar alabilir mi? 5. sezonun sonunda üst üste 4. Premier Lig şampiyonluğu geliyor. Lan ilk sezonda da alsaymışız var ya, üst üste 5 şampiyonluk. Üst üste Premier Lig şampiyonluğu kazanma rekoru acaba kime ait? Community Shield'ı da almışız. Sonunda bir FA Kupası var mı? Yok. Crystal Palace. Karabağ'da yok. Şampiyonlar Ligi lideriz. İlk tur. Abi ilk turdan elenmek nedir sürekli ya? Bu sefer de Inter'e elenmişiz. Inter Milan'a elenmiş ve Milan Şampiyonlar Ligi'ni almış. UEFA City almış. Konferansı da Marsilya. Gol kralı Salah. Asist kralı Kunya. Uğurcan Tottenham'da en fazla gol yenmeyen maç çıkarıyor. Tottenham 3. olmuş bu arada ligde. Sağ kanatta en fazla kim oynadı onu merak ediyorum. Overall'lar bu halde bu arada. Antony 89, Gonçalves 80 %87'ye düşmüş. O nasıl iş? Ha, sakatlanmıştır. Antony daha fazla oynamış. Ama maç başına daha verimli Gonçalves galiba. Berbat verimler, berbat. Bruno Fernandes yok. En verimlisi Sancho'ymuş. 32 gole katkı. Nkunku berbat. 6. sezonda radikal bir karar alıyoruz arkadaşlar. Bizi 5 sezon üst üste şampiyon yapan De Gea'yı verdik. Aaron Ramsdale'ı aldık. Artı bir de Ten Hag'ın bir zamanlarki başka bir gözdesi Matthijs de Ligt'i getirdim stopere. Paranın overall'ı gelişmiyordu. 86'da kalmıştı. Kalede 3 overall düştük ama bence daha başarılı olacağız. Ramsdale çok gol yenmeyen maç çıkarıyordu çünkü. De Gea'sız ilk sezonumuzun sonunda yine şampiyonuz. Güzel güzel. Bu kez en az gol yiyen takıma sonunda ortağız. Arsenal, Wolves, onlar da en az gol yiyen takımlar. Yani De Gea Arsenal'de şu an. Community Shield'ı almışız yine. FA Kupası sonunda gelmiş. Kaleciyi değiştirdik. Kupalar geldi. 4 kupayı da birden almışız. Yes. Bunun üzerine bir de Şampiyonlar Ligi çok iyi gider arkadaşlar. Grubumuz böyleymiş. İkinci çıkmışız. Son 16. Abi yine ilk turdan eleniyoruz ya. Bu Şampiyonlar Ligi'nde sürekli rezil olmaya devam ediyoruz. Bu ne böyle? UEFA'ya düşelim, onu kazanalım bari ya. Leipzig almış. Praga'da Konferans Ligi'ni almış. Üst üste 5. şampiyonluk oldu bu. Son gol kralı Osimhen'le beraber. Bizden Sancho 17. Lautaro Martinez bir türlü gol kralı olamadı, gitti ya. De Gea en çok gol yenmeyen maç çıkarıyor bu sezonda. Bizim stoperlerin sıkıntısı ne acaba? Yani keskinlikleri düşük. Varan oynuyor falan. Sanki öyle görünüyor yani. Lindelof, Varan mı oynatılmış? En verimli oyuncu Jadon Sancho. 36 gole katkı. Antony biraz kendine gelebilmiş gibi. De Jong 10 gol 10 asist, gayet iyi. Gonçalves de pek bir şey yapamıyor. Sağ kanatlarımız pek bir şey yapamıyorlar. Okey. Lautaro Martinez madem gol atamıyor arkadaşlar. 7. sezonda Mbappe ile Araujo'yu getirdik. Hani madem Varan'la Lindelof oynatılıyor, dedim Araujo'yu getirelim de yüksek reytingli bir oyuncu oynar. Bilmiyorum, ihtimal yükselir. 4-2-4'e de geçiyoruz. Kalede Ramsdale'a güveneceğim. Overall artar bence bu sezon. Bu sistem bize Şampiyonlar Ligi'ni yeniden getirir mi? Sezon sonunda sistem daha fazla puanla şampiyonluk getirmiş. En çok gol atıp en az gol yiyeniz bu kez ilk defa galiba. 7. sezon. 6 sezon üst üste şampiyonluk. Community Shield'ı almışız. FA Kupası'nı alamamışız bu sezon. Karabağ Kupası'nda finalde kaybetmişiz. Ama şu Şampiyonlar Ligi'nde lütfen ilk turdan elenmiş olmayalım. Namağlup çıkmışız gruptan. Son 16'da. Ne zaman ilk turdan elenmeyeceğiz? Ya bir ümitlendik, hani ilk sezon direkt Şampiyonlar Ligi'nde tek attık falan. Ardından yarı finalde elenmiştik yanılmıyorsam. Ondan beri de 4 sezondur ya da 5 sezondur ilk turda eleniyoruz. Paris Saint-Germain 3 kez kazanıyor Şampiyonlar Ligi'ni. Porto UEFA'yı almış, Karabağ'da Chelsea almış. Şaka gibi ya. Bruno Fernandes gol kralı. Lautaro Martinez ikinci. Mbappe'yi getirdik, 14 gol atmış o. Fernandes asist kralı. Fernandes 54 gole katkı. Mbappe 24 gol atmış yine. Yani Martinez'in ilk sezondan daha iyi. Marquinhos'un overall'ı düşmüş. Delit oynamış Araujo ile beraber. İyi o. Ama sol bekte de Cancelo oynamayıp Luke Shaw'ı oynatıyor oyun. Çok garip ya. Ramsdale'in overall'ı da gelişmemiş. 8. sezon Barcelona'dan 2 oyuncu. Ter Stegen'le Ansu Fati. Sancho 96 overall'da. Sol kanat yedeğimiz yoktu. Ansu Fati'yi o yüzden getirdim. Bir de hadi kalede yine 89 overall'lı bir kaleci deneyelim. En düşük overall'ı olan oyuncumuz Cancelo. Lamptey 88 ama problem olmaması lazım bu takımda ya. Ateş ediyor takım. Bir tek Şampiyonlar Ligi'nde ateş edemiyorlar. 8. sezon üst üste 7. şampiyonluk geliyor. Namağlup geliyor. Manchester United bu sezon tam tamına arkadaşlar 26 galibiyet 12 beraberlikle Arsenal'in 2003-2004 sezonundaki Invincible sezonunu egale ediyor. Onlar da 26 galibiyet 12 beraberlikle Premier Lig tarihinin, yanılmıyorsam, tek namağlup sezonunu yaşamışlardı. Felaket bir olay. 91 gol atmışız. Bu sene coşturmuşuz o gol konusunda. Community Shield da gelmiş. FA Kupası gelmemiş. Karabağ Kupası'nı almışız en azından. Şu Şampiyonlar Ligi'nde lütfen ilk turdan elenmiş olmayalım. 8-1 Juventus'u geçmişiz. 5 atmışız ikinci maçta. Çeyrek final Atletico Madrid'i ikinci maçta eliyoruz. Yarı finaldeyiz. Yarı finalde Arsenal'i deviriyoruz. Finalde rakip Chelsea ve ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonu şampiyonluğu geliyor. Namağlup olduğumuz sezonda Şampiyonlar Ligi sonunda yine kazanabildik. Bu güzel oldu. UEFA'yı Milan almış Real Madrid'e karşı. Everton'da üst üste ikinci kez Konferans Ligi'ni alıyor. Mbappe 23 golle ikinci gol krallığında. Sancho 13 asist yapmış. Uğurcan yine gol yenmeyen maçlarda lider. Takımın hali bu arada. Ter Stegen 85'e düşmüş. Ramsdale 87. Ramsdale oynamış. Sol bekte de Luke Shaw ile Cancelo sıkıntı. Yeni bir sol beke ihtiyacımız var gelecek sezon için. Hep aynı oyuncuları da almak istemediğimden hani Donnarumma falan yok. Alphonso Davies yok. Burada genelde almadığım oyunculara yönelmeye çalıştım. Elimden geldiği kadar. Ama mekanın sahibinde şimdi namağlup Premier Lig kazanmak da güzel oldu. Yakıştı. 7 sezon üst üste. 8 ve 9 gelecek mi? Liverpool'la 8 kez kazanmıştık. Manchester United'la 9 kez kazanabilecek miyiz? En verimli oyuncu Mbappe, Sancho, Antony, Martinez gayet iyi. Ansu Fati 3 gol 2 asist fazla oynatılmamış ama bu sezon mükemmeldi. Okey, 9. sezon sonda yeni bir sol bek. Theo Hernandez 89 overall, Upamecano 87 overall yedek stoper. Bu takım bence yine Şampiyonlar Ligi'ni alacak ve 8. kez Premier Lig şampiyonu olacak. 9. sezon üst üste Premier Lig kazanma rekorumuz burada sona erdi. 7 kez kazandık. 8. de Manchester City demiş. Bir sakin olun. Ne yazık ki. Community Shield'ı yine almışız. FA Kupası'nı alamamışız. Karabağ Kupası'nı da alamamışız. Süper Kupayı almışız. Şampiyonlar Ligi'ni yine alabildik mi? Grubu lider tamamlamışız. İlk tur. Okey, Atletico Madrid'i geçiyoruz. Çeyrek final Leipzig'i geçmişiz. Yarı final Milan'ı geçiyoruz. Finalde Borussia Dortmund karşımızda. Haaland'lı Dortmund. Almışız. Yes. 3. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuz. Sonunda Lautaro Martinez gol kralı olabilmiş. Eşit olsa da. Vay be. Asist kralı Foden, en iyi kaleci Ederson. Mbappe ile Sancho ikisi de 97. Ballon d'Or muhtemelen Mbappe'ye gidiyordur. Bilmiyorum. Ballon d'Or'a bakmaya gerek yok. Çünkü burada odak konumuz kolektif, takım. Lautaro Martinez en verimli oyuncumuz ilk kez oluyor galiba. Nkunku bayağı oynamış bu sezon. Çünkü Bruno Fernandes'in overall'ı düştü iyice. 92'lik Nkunku oynuyor burada. Ve sol bekte bakın. Hernandez oynamamış. Williams oynamış arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz bu kontratlardan dolayı oluyor da öyle değil. O iş öyle değil. Brandon Williams nadir oyuncu diyor. Bakın. Ve önemli oyuncu Theo Hernandez. Hala önemli kaldı. Brandon Williams da nadir oyuncu kaldı yenileyince. Garip. Belki Hernandez sakatlanmıştır. Bilmiyorum. Şimdi 10. sezon, son sezonumuzda ben bu takıma güveniyorum abi. Ya da güvenmiyorum. Erling Haaland'ı getiriyorum. Mokoku gelmedi. Tamam, bir tane forvet yeter. Martinez'in sanırım overall'ı düştü. 32 yaşında. Gerçi bir şey olmazdı da yedek bir santrforumuz yok sağlam. Haaland Mbappe kombosu. İş yapar mı? Son kez bize Şampiyonlar Ligi getirir mi? O da lazım ki diğer iki takımı egale edelim. Geçemeyeceğiz. Milan'la 4 almıştık. Liverpool'la 4 almıştık. Manchester United'la da 4 alabilecek miyiz? Ve aynı anda Liverpool'la 8 tane Premier Lig şampiyonluğunu da egale edebilecek miyiz? Geçelim sezon sonuna. 10. sezonun sonunda 8. Premier Lig şampiyonluğu gelmiş. Liverpool'a egale ettik. FA Kupası Liverpool'un olmuş. Karabağ Kupası Manchester City'nin olmuş. Şampiyonlar Ligi 6'da 6 yapmışız. Gruptan çıkmışız. Son 16 Paris Saint Germain'i elemişiz. Çeyrek final Milan'ı 5-1 geçiyoruz. Yarı final Barcelona'ya nasıl eleniyoruz be? Leipzig Şampiyonlar Ligi'ni almış. Tottenham UEFA konferansta Chelsea. Gol kralı Mbappe. Haaland pek oynamamış. Martinez 32 maça çıkmış. Haaland oynatılmamış. Ramsdale en fazla gol yenmeyen maçta. Uğurcan'a bak ya. Sürekli süper performans. Everton'a geçmiş. Orada da 12 tane gol yenmeyen maç çıkarmış. Sezon sonu takım böyle. O 4. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu alamadık. Bu arada Haaland oynamış da Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla iş yapmış. 11 maçta 7 gol. Martinez de Premier Lig'de biraz daha fazla iş yapmış. Manchester United Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. İyi transferler yapamayacaklar bence gibi ama Erik Ten Hag geldi. Adam sistem adamı. United'ı kurtarabilecek adam olacak mı? Yoksa bu takım gerçekten de lanetlendi mi? 8 kez Premier Lig kazandık. 7 kez üst üste kazandık. Bir tane de namağlup şampiyonluğumuz oldu Premier Lig'de. Çok güzeldi aslında Premier Lig açısından bu mekanın sahibi ama Şampiyonlar Ligi'ni sadece 3 kez kazanabildik. 2 kez Süper Kupa kazandık. 6 tane Community Shield, 1 kez FA Cup, 1 kez Karabağ Cup. Pardon, 2 kez Karabağ Cup. 2 kez Karabağ Cup kazandık. Toplamda 10 sezonda 26 kupa kazanabildik. Liverpool'a baktım, orada da 26 kazanmışız. Milan'la da 24 kazanmışız arkadaşlar. En başarılı mekanın sahibini egale etmiş gibi olduk ama daha başarılısı bence Liverpool'du. Bir sonraki takım hangisi olmalı yorumlara yazın. Onun haricinde 2 video çıkıyor ekranda. Onların bir tanesini tıklayıp izlerseniz veya da izlemezseniz yine tıklarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.